Pislik mi yaptı? Terbiyesizlik demeyelim de. Varsa ben geleni yaparız ya. Ne demek yani? Gerek yok. Göztepe'ye yakışanı, ben Mehmet Başkan'la da konuştuğum zaman zaten birebir durumu anlatacağım, ayrı mesele de. Sanki Barcelona'nın medya sorumlusu. Göztepe diyoruz biz. Hayır, bir şey sorduk. Sabri ile ilgili bir şey söyledik. Evet. Telefon açtık. Evet. Böyle vurdum duymaz sanki. Oo, şey. Kendine gelsin. Biz bak Mehmet kardeşim. Mehmet Başkan'la nasıl konuşuyoruz? Sen kimsin ben Tamer bilmiyorum. Adı ne? Adı ne? Bilmiyorum. İsmini bile bak, bilmiyorum. Göztepe'mizi buraya getirdik. Aman bu birincilikle, yani süperlikle tutup iyi yerlere getirmek istiyoruz. Ben doğma büyüme Göztepe'liyim. Sakın böyle kibirli tuhaf hareketler yapıyorsa, bilmiyorum, ilk defa duydum şu an. Aman. Hele sakın ideolojik falan düşünmeye kalkarsanız Göztepe'yi batırırsınız. Bir şey soracaktık. Sabri ile ilgili bir şey soracaktık. Çok zeki adamdır. Böyle bir kibir, ama bir şey. Göztepe'yi bizim sanki ilk beşe sokmayı düşünmemiz gerekirse sen. Biz yani şu anda hiçbir kanal Göztepe'yi konuşmazken biz Göztepe'yle. Tek Ertem değil. Yani, bütün medyayla mükemmel ilişkiler kuracaksınız. Rasim, Göztepe'yi konu yapıyorduk. Tabii programı. Bağırıyorum. Ya şampiyon bugün Rasim burada oldu. Bak benim ilk gittiğim maç, babam beni almış, ben 5 yaşındayken kucağımda Göztepe Fenerbahçe maçına götürmüş, Göztepe tribününe. Yani benim ilk gittiğim maç. Neyse, Göztepe'ye buradan başarılar. Yarın hemen Mehmet Sepil Başkan arar. Tamer Tuna'ya, Tamer Hoca'ya buradan başarılar. İlk gittiğim maç Fenerbahçe maçı, Beşiktaş tutuyorsun. Çok beğendim. Sen ne adamsın be. Çok beğendiğim. Cevat vardır orada bir de. Şimdi, Plan Mutfak Cevat. Şunu söyleyeceğim. O da sevgili seyirciler. Göztepe'liler. Sevgili seyirciler. Sevgili medyadaki arkadaşlar. Bizler dahil, ben dahil. Benim de kendime ait internet sitelerim var ki ben kendi arkadaşlarıma da söylüyorum bunu zaman zaman. Rica ediyorum. Şu cumartesi günü mü? Cumartesi günü bir yanlış yapıldı. Gazetenin adını vermiyorum. Vermeyeceğim. Belhanda'nın eşi, başörtülü eşi tribünde çok gösteriliyor. Ayıp ol, çok ayıp ol. Gizemli bir kadın. İşte Türk Telekom'da gizemli bir kadın. Galatasaray tribününde gizemli bir kadın ifadelerinden ne olur vazgeçin. Başörtülüye de, mini etekliye de ülke olarak saygılı olmak zorundayız. Bravo. İsterse sokakta bikiniyle gezsin, öbürü başörtüyle nasıl geziyorsa gezsin, saygı duymak zorundayız. Bravo. Demokrasi var. Kadıncağızı kucağında çocuğu var, çocukluğu hali de var. O çocukluğu halinde gösterebilecek miyiz? Gizem, neresi gizemli bir hali var ya? Basbayağı bildiğiniz hanımefendi bir kadın. Hanımefendi bir kadın. Yani gizemli olması için ne olması gerekiyor? Yani. Şartlar ne, kriterler ne? Bir de ikincisi yengeler. Yok işte, sürekli iki yengeden söz ediliyordu. Bu da ben programa taşıyacağım dedim. Yenge ne? Sürekli yok. Geçen sene bir sürekli Yolente'den bahsedildi. Bu sene Yelena'dan yenge. Bu ifadeler rahatsız ediyor. Futbolcu arkadaşlarımızdan da bu konuda bize şikayet alıyoruz. Ya bir futbolcunun eşine o yenge kelimesinin ne anlamda ya yazıldığını herkes biliyor hocam. Bu laflar bir de çok avam ya. Yenge. Çok avam. Yenge diye falan. Akraba mı lan bu senin? Hiç. Yenge falan. Avami. Yanlış mı hocam? Yanlış. Ne olur bir insanın hanımına yenge demesi. Mesela Apo'nun hanımını gördüğüm vakit yenge değil. İyi de sen biz yakınsın hocam. Yakın dostum. Hocam o başka bir şey. Sen Nagihan'a yenge diyorsun. Sen Nagihan yenge dedin mi? Hayır. Ahmet Çakar benim yenge demesini anladın. Bundan böyle Nagihan yenge diyeceksin. Olur mu hocam, ben Nagihan derim, o benim okuldan küçüğüm. O bana abi der. Nagihan yenge dersem, zorlarsam seni. Nasıl? Nagihan yenge diyeceksin dersem. Öyle derim tabii. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu alttaki kadın, sol taraftaki kafası gözüken gizemli. Kadın gizemli değil de üstteki niye gizemli? O da gizemli değil. İkisi de hanımefendi. Gizem ne demek? Türkçe kelkar gizemli. Gizem bistiği bistiği. Ertem ver şu gizemli videoyu. Ya zaten gizemli saçma sapan şeyler oluyor ülkede. Ya saçma sapan ya. Yani garip bir de. Bir de bunun Belhanda'nın eşi olduğunu biliyorlar. Bir Belhanda'nın eşi olduğunu kasıtlı biliyorlar. Diyorsun sen. Kasıtlı tabii. Zaten kasıtlı Türkiye. Türkiye 50 yıldır bu işten bu hallere geldi. Vallahi aynen. Tamam aynen hocam. Benim üniversite yıllarımda hep aynı. Hani, bakın yanlış anlaşılmasın. Benim eşim, kızlarım başı açık insan. Tabii benim de fakat başı açık. Fakat üniversite. Hangi gazete yaptı bunu? Ertan. Üniversitede kafasına bağlı. Yok, olmaz. Vermeyelim. Dinliyor musun? Zaten Türkiye bu konuda ayrıştı. Bu konuda ayrıştı Türkiye. Bravo hocam. Şimdi biraz toparlanır gibi oldu. Toparladık. Ha, toplumsal olarak. Şimdi ben buradan Rütü'ye bir şey söylemek istiyorum arkadaşlarımıza. Hep bunu dedim, Allah benim önüme getirdi.
bizlere ceza veriyorsunuz. İşte burada zaman zaman argo, zaman zaman ağzımızdan kaçan hakaretamiz nedenlerden dolayı. Allah'tan da bu konuda çok duyarlı davranıyorsun. Ben bunun için Rütü'ye teşekkür ediyorum. Şunu örnek vermiştim. Hangisi daha zararlı diye bu ülkede? Dayısının karısınınla ilişki kuran genç yakışıklı adam, Kıvanç'ın dizisi Aşk-ı Memnu'yu söylüyorum. Bunun Anadolu'da, varoşlarda, şehirlerde bütün sülalenin ailenin birlikte çekirdek yiyip birlikte program seyredip bunun mu toplumsal ahlaka daha büyük zararı var? Yoksa gecenin saat 12'sinde erkek ağırlıklı, ulanlı mulanlı bilmem neli falan böyle zaman zaman argoya kaçan. Ha, şimdi bunu demiştim bakın. Türk toplumu bir hafta önce yara aldı. Hocam çok özür dilerim. Rütük'ten o konuda bir yasak gelmiş. Ne diye? Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan. Hocam yani, o yeğen konusunda yasak gelmiş herhalde. Tabii niye? O iğrenç, o terbiyesizce konudan. Abi, anladım. Ama bana o yasak belge mahkemesini gösterin. Nerede bana, yasak? Mail atılmış. Kimse konuşamıyor hocam. Neyi ama konuşamıyoruz? Ama gazeteler yazar bir mail hocam. Mail atılmış hocam. Söylüyorlar. Peki, tamam. İçeriden de söylüyorlar. Ben devlete, saygılı devletin kurumlarına şeyim. Ama şunu da söylemem lazım bir abi olarak. Onur bir şey gönder. Pek tabii ki toparlayıcı. Yani şunu mu anladım ben? Mail gelmiş. Son bir hafta 10 günde kamu vicdanını çok yaralayan bir tekne görüntüsüyle ilgili detaylar konuşulmayacak diye bir tamam yasak gelmişse kanundur, nizamdır, uyarım ama şunu söyleyeyim Allah hocam, konuşmayalım zaten konuşması bile iğrenç. Yani konuşması bile iğrenç. İşin kötüsü şahısların bir tanesini, hanımını, kayınvalidesini falan tanıdığım için de çok da üzgünüm. Tanıyor musun? Pardon, kayınpederini ya. Kayınpeder Ayhan Bermek değil mi? Federasyondan tanırım yani. Ama eskiden tanırım. Eskiden tanırım. Şimdi tanımam. Ağır Fethullahçı doğru. Bilmiyorum. 15 yıldır da görmedim ama benim hakemlik yaptığım dönemde federasyon üyesi Şenez Bey'in yardımcısıydı. Ama herhalde bir 15-20 yıldır görmedim, konuşmadım, tabii, bilmem. Tabii. Nerededir diye. Öldü mü ölmedi mi onu da bilmem. Yok, yurt dışına kaçar. Bilmiyorum ben. Ya bugün bizim gazete yazmış şey görmedin mi? Sabah gazetesi. Bir tek şey söyleyeyim. Sabah gazetesi yazmış. Tamam, Rütü'nün bu emrine, talimatına boynumuz kıldan ince. Ama tiksindin. Tiksin. Allah kimseyi şaşırtmasın. Tiksin. İğrenç. Ne oluyorsa Allah'tan. İğrenç. Müsbet, menfi. Bela. Allah kimseyi hep söylüyorum zaten. Allah beni şaşırtmasın. Allah düşmanımı bile şaşırtmasın. Hocam Allah şaşırmak isteyen kimse onu şaşırtır. Sen şaşırtmak istemiyorsan, doğru dürüstsen... Allah durup dururken hiç konuda, kimseyi şaşırtmaz. Bu konuda ulvi, ne bileyim, bu konuda manevi bir değerlendirmedir. Allah sapkınları şaşırtır. Senin dini bilgin benim 10 katım iyidir. Ama bir tek şey Allah'a, Allah iki şey. Canımı al, uygunsa aklımı alma, bir de şaşırtma. Amin. Amin. Yani hocam, toplumda hesabını veremediğim bir işe beni sokma. Valbuena'yı bir gösterelim. Hocam, Allah şaşırmak isteyen şaşırtır. Valbuena'yı gösterelim. Hadi güzel şeylerden bahsedelim. Hakikaten bir Rütük cezayı karar vermişim. Öyleymiş tamam, hocam. Tamam, saygımız var. Evet. Bizimkiler sonra konuşamadılar. Sabah tamam, magazin saygımız var. En geçen şey Valbuena, Hatem Ben Arfa'nın değil, yeni geldi. Gönderisini beğenmiş sevgili seyirciler. Biraz önce de söylemiştim. Fransa kaynaklı, Lig 1 kaynaklı. Türkiye'de ilk kez duyuran Twitter hesabı Lig 1. Teşekkür ediyorum kendilerine. İlk kez onlar duyurdular bu haberi. Fransa kaynaklı bir haber. Paris Saint Germain'le aradaki bütün sıkıntıları gidermiş. Ben gitmek istiyorum Fenerbahçe'ye diyordu biliyorsunuz birkaç haftadır. Ve aradaki bütün sıkıntılar giderilmiş. Fenerbahçe için yola çıktığını belirtiyor. Ben Arfa'nın Fransa basını L'Équipe İnşallah. Başta olmak üzere. Bir. İkincisi, Medipol Başakşehir ile adı geçiyordu yaklaşık yarım saat öncesine. Medipol Başakşehir yönetiminden bir isimle, çok önemli bir isimle sordum. Doğru mu Sayın Başkan diye. Hayır dedi, kesinlikle bizim hiçbir ilgimiz yok Ben Arfa'yla şeklinde dedi. Fenerbahçe'nin bu transfere, imzaya çok az ramak kaldı. İnşallah. Bundan iki hafta önce yayında Sinan Engin, Ben Arfa'da Fenerbahçe'nin gündeminde imzaların atılması an meselesi olabilir diye bir ifade kullanmıştı. Bir de Fransız Mevlüt hala ısrarla yazıyor oldu diyor. Fransız hala, Mevlüt. Hala. Fransız Berber Mevlüt. Öyle ah Mevlüt abi. Ya, bir dakika buradan çıkalım. Mevlüt neredeyse alalım. Şu an şeyde. Nerede? Paris'te tıraşta. Ben Arfa'yı tıraş ediyor yollayacak. Evet, tamam. Hocam bir şey söyleyeyim size. Paris'te tıraşta Mevlüt. Premier Lig'in resmi Twitter sayfası. Mevlüt'ün mü? Premier Lig'in resmi Twitter sayfası. Bakın İngiltere Premier Lig'in resmi Twitter sayfası. Geçtiğimiz günlerde Tugay Kerimoğlu'nun doğum günüydü. Büyük kaptanın doğum günüydü. Premier Lig sayfası İngiltere'nin resmi Twitter hesabı Tugay Hoca'nın Rangers'ta, Blackburn Rovers'ta ve Galatasaray'da attığı golleri derlemiş, toplamış. Helal olsun. Ve doğum gününü kutlamış. Tugay Hoca'nın doğum gününü kutlamış. Ne zaman? Burada Türkiye'de Tugay Hoca'yı unutanlar ama şöyle zaman, bir şapkalarını önlerine koysunlar. O zaman Hacı Baba'na söyleyeceğim. Tugay Hoca'yı
Tugay Hoca'yı unutmayan İngiltere Premier Ligi'nde ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Sezona zulmeden evet, sevgili o. Seyirciler. Cici babam Tugay'ı... senin başına düşsün. Cici de demiyor. Acı baba. Kafana. Acı baba. Acı baba. Acı baba. Acı baba. Ya Tugay Kerimoğlu'na zulmeden kimdir? Ey Ahmet Çakar dürüst olun ya. Ya şimdi... Geldi evet, abi bizde az mı konuştu az mı derken. Cumartesi günü Türkiye-Ukrayna. Ukrayna-Türkiye karşılaşmasında. Ama Ertem bu olay büyük bir olay. Hakikaten tebrik ediyorum. İşte fark bu hocam bak. Tamam bazen kızarız mızarız ama Batı'nın da böyle güzel erdemleri. Hangi kanalda Ertem? İngilizler mi yapmış? Bak, Premier Lig resmi büyük Twitter olay. Sayfası. Büyük olay. Premier Lig'in resmi Twitter sayfası. Çok ya hemen verebiliyorsak. Verebiliyorsak verelim. İnanılmaz. Tugay, gerçekten tebrik etmek lazım. Bu arada Devrim Zengi son dakika gelişmesini bildiriyor. Beşiktaş Vida ile ön protokol yapılmış ama Kiev'in başkanı şimdi değil Ocak'ta bırakmak istiyormuş sıcak bilgi. Galatasaray Vida işini bozmaya çalışıyormuş diyor. Oh. 4 milyon euro önermiş ama futbol Beşiktaş'ta ön protokol imzaladım demiş. 4 ay sonra Beşiktaş'a gelecekmiş. Gökhan Keskin hangi maçı izlemeye gitmiş? Dinamo Kiev maçını izlemeye gitmiş. Evet Gökhan Keskin Beşiktaş'ın maçını izlemeye gitmiş. Gökhan Hoca bunun da altını çizerek Doğan değil mi bizim? Belirtelim. Yanındaki de Doğan. Doğan Dinamo Kiev'in maçını izlemeye gitmiş. Gökhan Beşiktaş'ta olunca. Ben de öyle dedim işte. Evet. Şimdi eğer hazırsa o tweet hazır mı arkadaşlar? Hemen hazırlanacak. Açıkla birazdan canım geliyor. Tekrar ediyorum. Gidim cumartesi günü Hırvatistan fotoğrafları hocam. Verelim bir yandan. Türkiye Ukrayna Türkiye karşılaşması Kharkiv'de oynanacak. Sinan Engin'le karşınızda olacağız cumartesi evet. Akşamı. Pazar günü yine yayınımız var saat 23'te. Pazartesi derin futbol yapmayacağız. Derin futbolu salı günü Hırvatistan Türkiye Hırvatistan maçından sonra. Türkiye Hırvatistan maçından sonra yapacağız. Haftaya pazar yapıyoruz sevgili ama. Seyirciler. Pazar var mıyız? Efendim? Tabii. Haftaya pazar var mıyız? Tabii herhalde. Lig haftaya var pazar var. Cumartesi. Cumartesi var. Pazar var. Doktor bulamıyorum. Sevgili seyirciler, program bitti. Böyle adamları hepinize çok lazım. Teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan gösterdiğiniz destekten dolayı. Bakın Türkiye'de artık şöyle bir uygulama var. Sosyal medyayla biliyorsunuz normal izlenim. Biz Beyaz TV hani normalde 200'de görünmüyoruz. TNS verilerine göre görünmüyoruz. Ama sosyal medyayla esas ölçümler, televizyon ölçümlerini ölçümün bir içinde araya, yokuz. Ölçümün içinde yokuz. Yok, görünmüyoruz değil, ölçümün içinde ölçümün yokuz. Ölçümün içinde yokuz. O ölçümün içinde birçok kanal da yok. Ama sosyal medyayla o ölçümün içinde yok ama bize gelen verilerle beraber birleşen bazı kıstaslar var. O kıstaslarla beraber beyaz futbol ve derin futbol Türkiye'de bir numaralı futbol programı. Aynen öyle. Bunun altını çizerek belirtelim. Tartışmasız Somera'ya, Ranini'ye ve Kimola'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii canım. Bu ölçümler söylüyorum. Türkiye'de bir de voleye, reklamcılar tarafından dolayı. Da reklamcılar son tarafından bir isteğim da olabilir miyim? Reklamcılar tarafından da baz alınan bir tek de, ölçüm çok teşekkür ederim. Bir de volecilere de teşekkür ediyoruz. Bize destek verenler dolayı. Ertem'cim bir de son bir isteğim alayım, var. Bir vole anketini alayım çocuklar benim. Son bir isteğim var. Lütfen. Mutlu ol yeter mi diyeceğiz? Yok sen olsan sen bari olsan diyeceğim. Bari. Lütfen onu yayınlar. Şarkıyı verelim. Onurcuğum bu anketini alayım bir. O da senelerde biri senmişsin Ertem. Son durumuna bakacağım. Bu anketini. Anketimizi bir görelim. Volecilere teşekkür fotoğraflar ediyorum. Fotoğraflar gelsin. Sinan abi selam faslına geçecek. Evet. Apple Store'dan indirebiliyorsunuz Apple Store'dan arkadaşlar. Bakın beni 130 Sinan yapmanızı abi. Bekliyorum. Fan Persi geri dönsün mü dönmesin mi dedin. Dönsün lazım %25.7. Çok. Dönmesin yeter artık %74.3. Vol uygulamasını iOS ve Android uygulamalarını cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indiriyorsunuz. Sevgili seyirciler Vol uygulamasında Ertem Şener'i de takip ediyorsunuz. Buraya ucum. Sinan Engin'i de takip ediyorsunuz. Abdülker'in durması da Ahmet Çakır'da. Hepimiz Vol'deyiz ve fotoğraflarımızla beraber selam yollasana ben. Tabii. O 2-3 lan var sonunda onunla ama kapatacağım. Ama önce Dinçer'e söyle. Bekliyor şu an. Evet. Dinçer'i öpüyorum. Beyaz futbolun en sadık seyircisi Dinçer Azapan'a Beyaz Futbol ekibinin tamamından baba. Selamlar, sevgiler, saygılar yolluyoruz. Dinçer izlemeye devam et bizi. En sadık seyircimizsin. Evet. Almanya Gelsenkirchen'den kardeşim fanatik Fenerbahçeli Burak'a selamlar. Twitter'dan Ayberk kardeşime selamlar. Cüneyt Başoğlu'na, Berkay Gürcan'a ve Fatih Emre Utkuoğlu kardeşime selam ediyorum. Üsküdarlı Ömer Torun'a da selamlarımı söylüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.